millete selam, orduya selam. Aç dur, geçtin neden? Haydi, ya Allah! Sayın güzel töreni doğasıyla eşlik etmesini istirham ediyoruz. Sayın müftüm, buyurun. Hamdü senalar olsun, lütfetmiş olduğun şu güzel günlerden dolayı sana şükürler olsun ya Rabbi. Evladımızdan almış olduğumuz mirası evladımıza ulaştıranlardan eyle ya Rabbi. Şu anda ustalığa adım atan kardeşimize de bundan sonraki hayatında hayırlı işler ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Cümle ustalarımıza, kalfalarımıza, çıraklarımıza kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Günümüzde tabii ayrı kültürünü devam ettiren odalarımız, konfederasyonlar, federasyonlar bu işi yürütmekte, esnafımız yürütmekte. Ancak geçmişimizde, tarihimizde bu işi üstlenen ve kültürüyle devam ettiren esnaf kardeşlerimiz bu manada çok önemli işlevler görmüştür. İnşallah günümüzdeki esnaf kardeşlerimiz de bu kültürle, bu ahlakla gençlerimize bu kültürü devam ettireceklerdir. Ahli kültürünün esnafımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aşılanması ve geleceğe taşınması adına ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle özellikle esnaf kardeşlerimize hayırlı bol bereketli alışverişler günler diliyorum. Aylık haftamız kutlu olsun. İnşallah gelecek nesillerimizde geçmişimizde olduğu gibi bu kültüre sahip olarak dünyaya örnek olurlar. Devamı var mı? Burayı da şey yapıyorsun ha. Suat bir fotoğrafımızı Arada yet.
zaten. Onu yaptırmayı düşünmüyorsun değil mi? Ama güzel bir şey değil mi? Tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim. Hadi devam ettik hadi devam. Ya Ustam kusura bakma seni. Estağfurullah. Bunun işte kalay, bakır alıştırmak için. Bakır mı? Kalay yapıyorsun sen. Yumurta tavaları. Kalayla önce. O zaman şunu bir verelim. Şunu verelim ona geçeceğiz. Şunu bir takdim edelim. Sayın Valim. Sağ olun efendim. Evet. Şimdi sen kalay yapıyorsun. Evet efendim. Geçer. Yapalım mı? Yapalım. Hayır hayır. Yapalım bakalım nasıl yapılıyor. Kolu çıkar. Hayır, hayır, yandan, yandan. Hüseyin, oradan mı çıkacak? Hüseyin abi, bu işin ustası da. Demirciyle kalaycı yan yana. Yan yanadır. Tabii. Gerçi kalaycılar köy mü dolaşırsınız orada. Demirci dolaşamaz mı? Evet. Değil mi? Evet efendim. Zamanında çok dolaşılırdı ama artık şimdi artık ihtiyaç yok. Evet. Şey çıkınca bu. Şimdiki de siz demirle, bakırla, alamiyonla bilen yok. Gene gene. Farkında da yok. Sağlıklı olduğunu bilmiyorum. Bakın biraz kalın olduğunda şey yapmıyorsun. Ne? Yok yok. Kalay mı? Beyaz neydi? Kalay bu. Kalay bu onun için. 0.75 litrelikte kalay. Bu dışarıdan geliyor. Türkiye'den çıkmıyor. Evet. O Naci diyor, adı Naci. Hayır, şey yapacağız. Yanmaz. Yani firmanın ismi. Firmanın ismi, tabii firmanın ismi. Kolay bu ha? Evet işte. Ustam çok kolaymış bu ya. Şaka yapıyoruz abi. Ay ne güzel oldu ya. İşte bir arabaya boya veriyoruz. Günlerce astarsın para macun. Ondan sonra püf boya. Bu da aynısı. Bak. Ayna. Ayna gibi oldu ya. Tavlanması güzel oldu. Ne güzel. 3 sene güzel. Ayda 2 kere kullanıyorsun. Bak, bakırını kullansak. Hiç kalay yapılmadan kullansak. Olmaz. Sağlıklı olmaz. Olmaz. Zehirler. Evet. Zehirler. Sivri'den sattığı zehirlemez. Aynı zamanda zamanında kuşluğun gölgesinde suyu içerdik, terkos yokken. Yani içi kıpkırmızı. Eğimin de kaynağı aslında. Komşu komşunun külünü mü? Bu ha, oradan alıyor külünü. Demirci, kalaycı. Demirci külünü hazıra koyuyor. Evet. O da deyim olarak yerleşmiş. Evet. Ama meşakkatli işte. Allah kolaylık versin. Şimdi yıkıyorsun yani. Ama suya su. Tek kanayım olarak işini kabullendiği vakit hiçbir şey zor değil. Öyle mi? Bence oyuncağım der ki. Eyvallah. Ne kadar zor da olsa çok kolay. Bitti mi şimdi o? Bitti. Harika ya. Kullanıma hazır. Zaten şu anda bunlar şey. Yumurtayı falan hep bunda yapıyorlar. Ömür geçti. Ömür geçmeden. Çatal koy. Orada normal olur mu? Keşke git. Gitti.